Sen şu memleketin halini görmüyor musun? He? Benim işim sigara 16 liraya 24 lira oldu ya. Türkiye'de böyle bir liderin olmasını istemedikleri için dış güçler gerekli oyunu oynuyor. Hedef aslında Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye. Yani bugün şimdi ben size o zaman soru sorayım. Yarın Recep Tayyip Erdoğan gitse ne olmuş olacak? Allah zaten aşkına şunu söylemek istiyorum. Yani. İnsanlar böyle konuşuyor ama elektrik zammı elin Güney Afrika'sındaki mızraklı insanların para birimi bile bizden daha değerli oldu. Yani 18'den insanlar dolar düştü diye seviniyor ama marketlerdeki zamlar düşmüyor. Kimse bunun farkında değil. Hemen sorma abi, hemen CHP'ye. CHP'ye veriyorum abi dışı. Neden mi? Ya etme eyleme ya. Cahil cahil olma dayı ya. Sen şu memleketin halini görmüyor musun? He? Benim işim sigara 16 liraya 24 lira oldu ya. He? Battım memleket gidiyor. Sen daha diyorsun ki ben oy vereceğim. Neden böyle oldu abi? Neyi neden böyle oldu? Bunu Tayyip'e sor abi. Neden onu Tayyip'e sor? Peki düzelir mi bu durum? Asla düzelmez Tayyip Başdayken'e. Benden bu kadar. Oldu mu? Biliyorsunuz AK Parti'nin 2023 hedefi vardı. Yaklaştık 2023'e. Ne olur 2023'te? Ne olur ki? Başarılı da yine kazanır. Bu adamdan korkulur. Oldu mu? Verenler utansın. Ben bir şey demiyorum. Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Dedi ki biz ekonomisi kötü olan ülkelere bütçe desteği vereceğiz dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne bütçe desteği abi? Ne bütçesi ya? Bütçe mi kaldı ya? Bana faydası olmaz. Bütçe yapmış bilmem ne yapmış. Bana ne? Ben hayırlısı olsun diyorum. AK Parti'ye verenlere saygım sonsuz. Ya abi. Kim abi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ya şimdi konuşmaya gerek yok neden olduğunu. Yani yaşanan 18 yıllık süreci tamam sıkıntılar var mı var? Hatalar var mı var? Sıkıntılar. Ya ekonomik olarak sıkıntı yaşanıyor doğru ama tabii bunun tek sebebi devlet değil yani. Şu anda dünyada yaşanan bir sıkıntı var ve bununla birlikte Türkiye'ye karşı dışarıdan yapılan bir baskı var. Bir son zamanda mı yapılıyor bu dışarıdan bak? Özellikle 2023'e girmemek için. Ne oldu son zamanda? Son zamanda bir şey olmasına gerek yok. 2023'e yaklaşıyoruz. Bir ikincisi de Türkiye'de böyle bir liderin olmasını istemedikleri için dış güçler gerekli oyunu oynuyor. Baştan istiyorlar mıydı? Son zamanda ekonomi bozuldu çünkü. Sonradan mı istemediler? Ya şimdi 23 olayı denen bir olay var ya. 23 işte. Ne var 2023'te? Biliyorsunuz AK Parti'nin hedefi 2023. 2023'e de yaklaştık. Bir sene var. Nedir hedef? Ya hedef nedir derken şimdi bu 2023'te şey, Lozan Anlaşma olayının falan bitme gündemde. Ya bunlar çok detaylı şeyler de. Kısacası şunu söyleyeyim. Kısacası şunu söyleyeyim ben. Hedef aslında Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye. Yani bugün şimdi ben size o zaman soru sorayım. Yarın Recep Tayyip Erdoğan gitse ne olmuş olacak? Başka birisi, başka bir hükümet. Ne yapmış olacak geldiğinde? Ülkeyi yönetecek. Nasıl yönetecek? Şimdi ben size şöyle, yani. ben şu anda ilkokula giden bir çocuğa bile sorun abi. Evet. İlkokul çocuğa bile giden birine sorun. Evet. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra sevin veya sevmeyin ayrı bir konu veya sevmeyeyim. Aynı çapta biri var mı? Bir tane aday gösterin. Ya önemli aynı olan onun... Aynı neyi kastediyorsunuz? Kapasite olarak ya, bu ülkeyi yönetecek kapasite olarak başka biri var mı yani? Bana gösterilsin alternatif olarak. Diyelim ki tamam bu sefer de onu deneyelim. Neyi deneyeceğiz? CHP'yi mi deneyeceğiz? İyi Parti'yi mi deneyeceğiz? HDP'yi zaten sen... Allah aşkına şunu söylemek istiyorum. Yani. İnsanlar böyle konuşuyor ama elektrik zammı 150 kilovayta kadar %152, %152, %150 kilovayttan sonra %127 zam geldi. İnsanlar bunu konuşmuyor. Doğalgaz faturaları insanların 1500 lira gelmeye başladı. Bunları konuşmuyor. Aldığımız her şey markete her girdiğimizde zam geliyor. Ama insanlar hala böyle bir lider gelmez deyip hayır senin demokratik hakkın yani bunu kullanmak. İstemediğinde değiştirirsin. Ama insanlar anlamıyor ki sanki biz padişahlık döneminde yaşıyoruz. Sanki babasının oğlu geçiyormuş gibi bir dönem var. Ama insanlar farkına varsın. Artık üniversite mezunları işsiz kalıyor. Artık 4250 lira olduğu için işverenler çıkartmaya başladı. Ben sadece bunu söylüyorum. Ben de KPSS'ye hazırlanıyorum. Yüksek alsam bile atanamayacağımı biliyorum. İnsanlar bunun farkına varsın istiyorum. Hiçbir şeyin farkına varamazsan doğalgaz zammının farkına var. Elektriğin zammının farkına var. Su faturasının gelen zammın farkına var. Sadece parti olarak değil, insan olarak daha nasıl iyi yaşayıp
yaşayabiliriz, bunun farkına varsınlar. İnsanlar da biraz gözlerini açsın istiyorum. Parti A partisi B partisi fark etmez. Senin için nasıl iyi bir gelecek olacaksa, çocuklarını, torunlarını düşünebileceksen böyle bir yönetim gelsin. İnsanlar da bunu konuşmaktan geri kalmasın. Partizan olmayın. Ya şu an Eyüp Belediyesi'ndeyiz. Hizmetlerini seversin. Ama sen gidip ülkenin yönetimi için, yani nasıl diyeyim size, zamları, şeyi hepsine meşrulaştıramazsın. Bunu söylemek istiyorum. Ben de kursa yetişeceğim. Teşekkür ederim. KPSS'ye hazırlanıyorum dedi. Evet. Atanabilecek misin? Ne mezunusun? Ya ben atanabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü yani normal bir memur olmak için, en düşük bir memur olmak için bile torpil gerektiğinin farkındayım. Ama yine de insan çabalamak istiyor. Umarım değişir düzen diye düşünüyorum. Var mı bir umudun genç olarak? Ya yine bir umudum var. Hiç bunu kaybetmiyorum ama sadece başka bir lider gelmez diyenlere gerçekten sinirleniyorum ya. Sen niye bunu böyle düşünüyorsun ki? Senin demokratik oy hakkın var. Seçim gelince bunu oy atıp değiştirebileceğini biliyorsun. Ama insanlar bunu kabullenmek istemiyor. Ve hani bu çevrelerdeki bu insanlar da zaten genel olarak böyle düşünüyor. İnsanlara artık başka bir şey diyemiyorum yani. Seçim olsa var mı bir adayım? Seçim olsa var mı bir adayım? İmamoğlu ya da Mansur Yavaş derdim. Neden? Neden? Şu an İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışıyorlar ama ben genel olarak şeylerini, genel olarak yaptığı çalışmaları beğeniyorum. Yani düzenli olarak Kadıköy Gazhane Kütüphanesi'ne gidiyorum. Yani normal su faturaları, biz 4 kişilik aileyiz, 45 lira geliyor. Gayet de memnunuz bu durumdan. Yani genel olarak vaatlerini beğeniyorum. Mansur Yavaş'ın da iyi bir gelecek olarak, iyi bir seçmen kitlesi olarak da kazanabileceğini düşünüyorum. Ama İmamoğlu hem doğudaki seçmenler açısından hem de genel seçmenler açısından daha kazanabileceğini yüksek görüyorum. Ekonomiden şikayet ettin. Cumhurbaşkanı da dedi ki bütçesi kötü olan, ekonomisi kötü olan ülkelere bütçe desteği vereceğiz dedi. Sen ne düşünüyorsun? Vermeye çalışıyoruz dedi. Ya bunu şöyle düşünüyorum. İnsan kendi memleketindeki insanlara yardım edemiyorsa, bunların karşılığını, bunların geçimini sağlayamıyorsa, başka ülkelere de kendi durumunu düzelttikten sonra yardım edebilirsin. Yani normal İhtiyaç sahibi insanlar için bir bütçe oluşturamıyorsan, gidip elin Afrika'sındaki insanlar için de kendi bütçeni, kendi Hazine Bakanlığı'ndaki bütçeni oraya vermek zorunda değilsin diye düşünüyorum. Ya tabii yardım etmek güzel ya bizden daha düşük durumlar için, ama artık elin Güney Afrika'sındaki mızraklı insanların para birimi bile bizden daha değerli oldu. Yani 18'den insanlar dolar düştü diye seviniyor ama marketlerdeki zamlar düşmüyor. Kimse bunun farkında değil. Gerçekten markete girdiğinizde hiçbir şekilde hiçbir şeyin farkı yok yani. Ama insanlar zannediyor ki dolar düştü, her şey düştü. Ya aldığımız test kitap paraları 80-90 liradan aşağı kitap parası yok. Ve insanlar hani bunu şey gibi görüyor. Yani dolar düştü, her şey, hele zaten Malatya'da, Bayburt'ta halay çeken insanları görüyorum. Bazen de müstahak diyorum ama geleceğimiz için böyle bir şeyin de olmamasını istiyorum. Var mı eklemek istediğin? Yok, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha ama kesin, ama insanlar konuşsun, başka bir şey yapmasın. Parti olarak düşünmesinler, insan olarak düşünsünler. Teşekkür ederim. Sağ ol.